Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kıymetli arkadaşlar, bu ders notu bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hocalarımız Arapça kursu olarak bu ders notundan faydalanıyorlar. Biz de bu ders notunu sizlerle paylaşmayı faydalı olacağını düşündüm değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle ders kayıt oluyor mu hocam? Tabii dersimiz kayıt oluyor şu an. Kayıt oluyor değil mi Elif Nur? Evet hocam. Tamam. Şimdi kıymetli arkadaşlar, biz sizlerle beraber kelimenin çeşitleri, müennes ve müzekker, müfret müsenna cem, yani sayı bakımından isimler, sayı bakımından isimler müfret, müsenna, cem oluyordu. Ardından marife ve nekra, ardından Arapçada fiil çeşitlerini işledik arkadaşlar. Buraya kadar olan kısım değerli arkadaşlar temel. Yani buralar temel arz ediyor. Biz bu temeli anlattıktan sonra bu konuları daha iyi anlamanız için Sami Kambaş hocamız var. Doktor öğretim üyesi Sami Kambaş hocamız. Sami Kambaş hocamız YouTube'da Kavaidul Müşerciye adlı kitabı anlatıyor. Ve biz oraya da yardımcı kaynak olarak size yönlendirdik. Bu konularla ilgili daha çok kelime, daha çok uygulamayı orada bulabilmeniz için. Ardından biz bu konuları ifade ettikten sonra arkadaşlar biz Nesara ile başlayan ve Ensir Bihi ile biten 24 sigayı arkadaşlar beraberce burada ele aldık. 24 siga. Biz bunlara emsile-i muhtelife diyoruz. Yani muhtelif örnekler. Mesela Nesran burada değerli arkadaşlar dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Bakın Nesran yardım etmek. Yardım etmek kelimesinden biz yardım etti, yardım ediyor ya da yardım eden ya da şöyle diyelim yardım olunmuş, yardım etmedi, halen yardım etmedi, şu an yardım etmiyor, yardım etmeyecek, kesinlikle yardım etmeyecek, yardım etsin, yardım etmesin, yardım et, yardım etme. Mesela yardım işinin yapıldığı mekan ve yardım işinin yapıldığı zaman, yardımın ne ile yapıldığı, kaç defa yardım edildiği, nasıl yardım edildiği, yardım edilmenin mesela o ismin tasgiri, küçültmesi, yardım edenin mensubiyeti, yardım edenin yardım etme aralığı, ya da bu işi en fazla kimin yaptığı, yardım etmede hayrete düşmemiz ya da yardım etmede hayretimizin daha fazla olması gibi kelimeleri arkadaşlar biz şuradan Nesran gibi kelimeye, Nesran mesela yardım etmek kelimesinden arkadaşlar 24 kalıp türetmiş olduk. Biz buna emsile-i muhtelife diyoruz. Yani biz duygularımızı, konuşmamızı buna göre söylüyoruz.
Ardından tek tek Nesara'dan itibaren arkadaşlar, Nesara'dan itibaren ve Ensirbihe'ye kadar tamamıyla burada çekimleri bize anlatacak Emsile kitabında. Daha önce size anlattığımız bu 7 konumuz vardı. Mesela kelimenin çeşitleri vesaire gibi konularda. Onları öğrendikten sonra biz sizlerle beraber daha önceki videolarda fiil nedir? Arapçada fiili öğrendik. Arapçada fiil çeşitlerini nesara yani yardım etti onu öğrendik. Yensuru fiili muzariyi öğrendik. Fiili mazi ve fiili muzarinin çekimlerini, şahıslarını, mazi fiili diğer fiillerden ayırt eden özellikler, muzari fiili diğer fiillerden ayırt eden özelliklerden bahsettik. Nesran'dan yani yardım etmek mastar kelimesinden, mastardan, mastarın çekiminden daha önceki ders bahsettik. Bu derste de arkadaşlar ismi fail, ismi meful, ardından burada lem yansur, lemma yansur, ma yansuru, la yansuru, len yansura biraz geleceğiz arkadaşlar. Birkaç tane hazırlığım var. Dersimiz saatince ben onları sizlerle beraber yapmaya çalışacağım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ismi faili işleyeceğiz. İsmi fail. Öncelikle ben ismi faille ilgili sizlere birkaç tane buradan bilgi vermeye çalışayım. Evet arkadaşlar mesela ismul fail. İsmul fail, ismi fail arkadaşlar. Yani biz Nesara'da onu görünce biraz detayını sizlerle sunmaya çalışacağım. Normalde arkadaşlar ismi fail diyoruz. Bakın ismi fail. Arapçada isimler arkadaşlar, isimler. Arapçada isimler. Müştak. Müştak. Ve camit olur. Camit. Müştak arkadaşlar türemiş. Türemiş. Camit ise türememiş isimler. Türememiş isimler. Mesela türememiş isimlere ne diyelim? Mesela arkadaşlar şöyle diyelim. Türkçe örnek verelim mesela. Yaz diyelim arkadaşlar. Kalem diyelim. Mesela baş diyelim. Türememiş. Ama yaz kelimesinden yazar dediğimiz zaman türettik. Yani isimden isim türettik. Kalem dediğimiz arkadaşlar kalemlik. Yine bir türetme yaptık. Mesela başlık. Başlık diyoruz arkadaşlar. İsmi fail de arkadaşlar fiilden türeyen bir isimdir. İsmi fail. Fiilden türeyen bir isimdir arkadaşlar. Fiilden türeyen bir isim. Biz sizlerle bir başlık içerisinde şöyle bir başlık atacağız arkadaşlar. Fiilden türeyen isimler. İsimler diye bir başlık atacağız. Buna birincisini ismi fail diyeceğiz arkadaşlar. Sonra ismi meful diyeceğiz. Daha sonra derslerimizde arkadaşlar böyle fiilden türeyenleri alt alta getireceğiz. Daha sonra da diyeceğiz ki isimden türeyenler de derslerimiz ilerledikçe beraberce getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Peki şöyle diyoruz. Bizim kalıbımız neydi? Bizim kalıbımız fe'aleydi. Sülasi mücerretlerde fe'aleydi. Faul fiil, aynel fiil, lamel fiil arkadaşlar. Mesela buna ne diyelim? Buna diyelim ki arkadaşlar şu kalıbın karşılığına gelecek olan
Nesara. Nesara ne arkadaşlar anlamı? Yardım etti. Bu fiilden biz ismi fail türetmek isteyeceğimiz zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Fa-i-lun diyoruz. Yani şöyle bir fa getiriyoruz. Şurada böyle bir hareke yapıyoruz. Bir de buraya tenvin getiriyoruz arkadaşlar. Kalıbı ismi fail yapmak için 3 değişiklik yapıyoruz faale üzerinde. Birinci değişiklik bir böyle çeker var. Meksur yapıyoruz. Bir de tenvin yapıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, şöyle bir şey sorsam. Biz bu faale kalıbını ismi fail yaptığımız zaman fa-ilun. Şurayı tenvin yapıyoruz arkadaşlar. Tenvin yapmamızın sebebi sizce ne olabilir kalıpta? İsim olması için. Çok güzel. Çünkü burada arkadaşlar bu elif lam buyurun. Hocam pardon özür dilerim. Buradaki tenvinimiz arkadaşlar artık bu fiil diye kalıbımız şura fiildi. Artık bize şöyle diyor. Diyor ki artık failun fiilden türeyen bir isim oldu. Şayet bunun başında bazı ismi faillerimiz olacak. Başında elif lam olduğu zaman arkadaşlar tenvin gidecek. Bir örnek vereyim. Ne diyelim arkadaşlar? El muhendisun. Muhendisu mesela. Siz ne söylediniz hocam? El katibu dediydim hocam ama. Çok güzel. Mesela el katibu. Çünkü arkadaşlar artık elif lam geldiği zaman tenvini iptal etti. Ama biz buradan katibun bakınız. Katibun aynı kalıp sadece elif lamdan dolayı öyle diyoruz. Peki örnek ne verelim? Örnek şunu verelim biz hocalarım. Mesela hemen Nesara dedik yardım etti. Nasirun Türkçe'yi nasıl çevirelim hocalarım? Yardım eden. Yardım eden. Mesela zehebe diyelim arkadaşlar. Zahibun evet. Bunu nasıl yapalım? Giden. Giden. Celese diyelim arkadaşlar. Celese. Calisun oturan. Öyle dedik değil mi hocalarım? Şimdi biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Mesela etken sıfat fiil diyoruz biz. Mesela Türkçe'de arkadaşlar, Türkçe'de ismi faili karşılayan ifade Türkçe'de arkadaşlar etken sıfat fiil. Türkçe'de bu karşı. Sonrası sıfat oluyor değil mi hocam? Belirsiz olduğu için, nekre olduğu için. Tabii. Mesela bu örnekleri arkadaşlar çoğaltabiliriz. Biz sadece sizlere ben burada bu derste özellikle böyle daha kolay bir şekilde vermeye çalışacağım. Bununla beraber kaynak olarak ben sizi Sami Kambaş hocamın YouTube derslerine de yönlendiriyorum. Zaman zaman kelime öğrenmemiz için farklı hikayeleri gruptan sizlerle paylaşıyorum. Bu kısmımız arkadaşlar böyle. Şimdi bir de mesela ismi failde biz şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İsmi fail arkadaşlar. Sülasilerde gelir. Sülasi ne demekti arkadaşlar? Sülasi mücerred. Evet, sülasi mücerred sadece 3 harf olan fiiller. Yani 3 harfli olan fiiller. Bir de arkadaşlar bunun sülasi mezitler var. Yani 3 harften fazla olanlar ya da rubai var. Rubai mezit var. Ya da diyelim ki sülasi mezitler var. Yani 3 harften fazla olanlar. Peki bunlarda ismi faili biz nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunlarda arkadaşlar sülasi mücerred kalıbımız değerli hocalarım failun kalıbı. Failun. Fakat burada arkadaşlar birkaç ayrım yapacağız biz. Failun kalıbında birkaç bizim ayrımımız olacak. Ne gibi? Mesela bazı fiillerimiz var. Şöyle gelecek. A, B, D.
anlamı arkadaşlar kulluk ibadet etti. Evet, kulluk etti. Çok güzel. Kulluk kelimesi daha güzel oturuyor. Abidun hocam. Kulluk eden. Evet. Abidun. Burada böyle gelir. Peki mesela arkadaşlar şurada nasıl gelecek? Mesela kale bura bunun bu evet. Bu fiilin çeşidine biz daha sonra değineceğiz detaylıca. Ama şöyle bilin, sadece fiil varsa, üç harfli ise, şurasında bir elif varsa arkadaşlar, biz tamamını nasıl yapacağız? Az önce bir hocam söylemişti. Kailun diyeceğiz arkadaşlar. Kailun. Mesela ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir örnek daha verelim. Ade, yani kale dedi, kailun söyleyen. Yani. Ade döndü. A'idun olacak o zaman. A'idun dönen arkadaşlar. İkincisi de bu. Bir çeşidimiz daha var. Mesela şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Serra. Serra gibi kelimeler. Peki bunları nasıl ismi fail yapacağız? Bunlar tamamıyla kuralları aynı arkadaşlar. Şunu da şöyle mesela yapacağız. Sarrun arkadaşlar. Ya da diyelim ki ferra diyeceğiz. Ferra farrun arkadaşlar. Mesela bu tamamında bu üzere gelecek. Fakat az önce de dediğim gibi kale, terra gibi fiiller arkadaşlar, fiiller. Evet. Biz bunları daha sonra çeşitlerini öğreneceğiz. Çeşitlerinde böyle detaya girmiş olacağız. Biz sadece şu an emsileyi sadece ismi fail öğretmek yerine ismi faili sizlere biraz önceden biraz açıyoruz etrafını. Mesela arkadaşlar bir de şöyle var. Mesela kaza gibi kelimeler. Kaza ya da da'a. Da'a gibi kelimelerimiz var. Fiillerimiz. Böyle illetli olan fiillerimiz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın şu. Evet. Şunun isimlendirilmesi neydi arkadaşlar? Şu harfin isimlendirilmesi. Elif maksura. Çok güzel. A sesiyle okunuyor. Çok güzel. Elif-i maksure. Teşekkür ederim hocam. A sesiyle okutur devamlı. Peki burada bir şey daha söyleyeyim. A sesiyle okutma şartı nedir arkadaşlar bunun? Şartımız ne? Elif-i maksurenin A sesiyle okutma şartı arkadaşlar. Kendinden önceki harfin meftuh olması arkadaşlar. Kendinden önceki harfin meftuh olması, o zaman A sesiyle okunacağız. Biz buna elif-i maksura diyoruz. Peki kada dedik arkadaşlar. Biz bunu nasıl yapacağız ismi fail olarak? Hemen şöyle diyeceğiz. Kadı diyeceğiz. Burada yağlı okuyacağız arkadaşlar. Bakınız hemen yağ geldi ya, hemen kadı diyeceğiz. Ya da diyelim da'a diyoruz ya arkadaşlar. Da'a diyoruz. Da'i diyeceğiz arkadaşlar. Burada da ismi failleri böyle olacak. Şimdi arkadaşlar. Sülasilerle ilgili sülasi ile ilgili ismi fail İsmi fail yukarıdakiler gibi arkadaşlar. Çeşitleri bu şekilde. Yani kuralı ana kural failun arkadaşlar. Failun gibi gelecek. Peki. Sülasi mezit, sülasi mezit, rubai ve rubai mezitte nasıl gelecek arkadaşlar? Burada da iki kuralımız var. Mesela şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Bir, başlarında mesela isteamele diyelim. İsteamele, isteğfera, isteğfera arkadaşlar, ekrama. Ekrame
Bu tablette yazıyorum arkadaşlar da kalemle böyle ancak bu kadar oluyor. Artık anlaşılıyor sanırım. Ekran arkadaşlar. Bir de mesela ne diyeceğiz? Tekaddeme Tealleme Şahede. Şimdi üç harfli fazla yani sülasi mezit, rubai mücerret, rubai mezit bunlar da nasıl olacak arkadaşlar? İsmi fail yapmak için iki yolumuz var. Birinci gelen fiillerimiz böyle başlarında elifler, hemzeler varsa diyelim. Şunlar. Bunlar arkadaşlar öncelikle atıyoruz. Varsa şayet. Attık. Burada olmadığı için bir sıkıntımız yok. İkinci kuralımız arkadaşlar ötreli mim getiriyoruz. Ötreli mim getiriyoruz hepsinin başına. Mesela burada baştaki bu elif ya da hemzeler yoksa bakınız arkadaşlar ötreli mim getirdik. Bir de arkadaşlar sondan bir öncekini meksur yapıyoruz. Sondan bir önceki harfi meksur yapıyoruz. Sonunu da arkadaşlar tenvin olmuş oluyor. Sonu da tenvin. Bizim sülasi mücerret dışında da izlediğimiz yol bu arkadaşlar. İste'mele olduğu zaman arkadaşlar ne diyoruz? Musta'milun diyoruz. İstağfara müstağfirun diyoruz. Af mesela iste'amele ya da istağfara af diledi. Af edilmeyi talep etti. Ama müstağfirun af dileyen. Ekram ediyoruz. İkram etti. Ama mukrimun ikram eden oldu arkadaşlar. İkram eden oldu. Mesela tekaddeme mutekaddimun, tealleme mutaallimun, şahede muşahidun gibi örneklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bunun bir de çekimi olacak. İsmi failin çekimi olacak. O çekimini az sonra kitapta göstereceğim. Çekimini kitapta göstereceğim. Notlarıma bakıyorum. Şurada şuna dikkat edeceğiz. Mesela arkadaşlar biz sülasi mücerretleri çektiğimiz zaman mesela talibun, talibani, talibune, tullabun, talebetun, tullabun. Talibetun, talibetani, talibatun gibi çekeceğiz. Ama sülasi mücerret fazlası normal altı çekim olmuş olacak. Sülasi mücerret fazlasında. Ne gibi mesela arkadaşlar? Müfret, müfredi, müfret müzekker, tesniye müzekker, çoğul, cem müzekker, müfret müennes, tesniye müennes, cem müennes şeklinde altı çekimi olacak. Fakat sülasi mücerretlerde arkadaşlar 10 tane çekimi olmuş oluyor. Onu ya 9 ya da 10 çekimi olmuş oluyor. Onu da Elifba'dan biz emsile kitabından sizlere ben açıklayacağım. İsmi fail üzerinde bir de arkadaşlar ismi fail nedir arkadaşlar? İsmi fail bu şekilde kurallar dahilinde isimden, fiilden türeyen isimlerdir. Buyurun hocam. Özne demiştim hocam da. Aynen evet. Burası İsmi fail ile ilgili arkadaşlar durumumuz bu kadar. Şimdi ben müsaadenizle hemen şuradan ismi faile dönüş yapıyorum. İsmi faile dönüş yapıyoruz hemen şuradan. Mesela şurada bizim hocalarımızın hazırladığı bu sistemde zamirleri ya da aralarda verilen detaylı böyle nüansları da siz bakabilirsiniz. Çekimlerimiz var burada. Çekimler yine var. Mesela hemen ismi fail diyoruz arkadaşlar.
İsmi fail semai olarak kullanılan cem-i mükesser sigalarıyla beraber 10 tane arkadaşlar. Ama diyor burada biz tamamını vermedik başka şeylerini. Mesela nasirun. Müfret müzekker. Nasirani. Müzekker tesniye. Şura arkadaşlar müzekker. Şurası müennes. Nasirun. Nasirani nasirunen. Nasiretun. Nasiretani nasiratun gibi. Bir de ek olarak değerli hocalarım burada kırık çoğullarımız var. Nussarun. Nussarun, Nesaratun, Nevasiru gibi bizim çekimlerimiz var. Bu çekimleri arkadaşlar ezberlersek iyi olur. Mesela şurada az önce dediğimiz gibi emsilenin gayesi bu arkadaşlar. Emsile biraz daha hafif düzeyde öğrenciyi kalıplara hazırlar. Mesela burada hemen diyoruz arkadaşlar Nesran, Nesrani, Nesratun. Ya da bazen şöyle denir, neseratun, yani bura meczum değil de neseratun da denir, mastar olarak. Burada da daha önce bizim fiili mazinin, fiili muzarinin malum ve meçhul çekimleri var arkadaşlar. Şimdi şurayı, nuatirun arkadaşlar, burayı ismi fail kısmını bitirdik. İsmi failden şimdi müsaadenizle, şuraya geçiyoruz. Mesela Kur'an'ı anlamada temel düzey Arapça demiş hocamız. Bu da Konya'nın Konya İlahiyat Konya İhtisas'ın çalışması sanırım. İsmi fail dedik değil mi arkadaşlar? Mesela hemen ismi fail 68. sayfa. Bunları ben size şu an başlarda gösteriyorum ki sizler de zaman zaman böyle bakıp daha çok örneğe ulaşabilirsiniz. İsmi fail çekimi demiş hocamız. Mesela burada arkadaşlar kalıplar var. Müennes kalıbı var, müzekker kalıbı var. Yan çevirdiğimiz. Mesela şöyle hemen arkadaşlar. Katibun, haricun, nazirun, sacidun, şakirun, dahilun, abidun, halikun, kafirun, zakirun gibi. Mesela nasirune, nasirine, nasirani, nasireyni burada iraba yönelikti. Hemen arkadaşlar bakınız ismi fail ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki örnekler. Gördüğünüz gibi böyle sayfamız gidiyor. İsmi fail ile alakalı. Yani zaman zaman sizler boş zamanlarınızda vel yektub beynekum katibun bil adl. Mesela katibun yazıcı ya da yazan. Ve inna lehu katibun yazan, yazanlarız gibi örneklerde böyle arkadaşlar. Evet, bu kısmı da sizlerle beraber istişare etmiş, görmüş olduk. İsmi failin çekimini de bitirmiş olduk. Şimdi değerli hocalarım, ismi meful üzerinden devam edeceğiz. İsmi meful diyoruz. Biz defterimize şöyle yapacağız arkadaşlar. Fiilden, mesela fiilden türeyen isimler diyeceğiz. Birincisi ismi fail. Fiilden türeyen isim. İkincisi ismi meful arkadaşlar. İsmi meful. Peki burada biz nelere önem vereceğiz? Edilgen sıfat fiil. Mesela biz bunu Türkçemizde edilgen sıfat fiil diyoruz. Edilgen sıfat fiil diyoruz. Peki kalıbı nedir arkadaşlar? Kalıbı da şu şekil. Daha önce şöyle diyorduk. Sülasi mücerretlerde arkadaşlar. Kalıbımız şöyleydi. Fe'ale idi. Ama şu kalıbımız şurada şöyle olacak arkadaşlar. Mef'ulun olacak.
Kalıbımız mef'ulun. Mef'ulun kalıbı. Yine buradaki tenvin arkadaşlar eliflam olmadığı zaman isim olduğuna delalet etmesi için fiilden türeyen isimlerden biri. Hemen arkadaşlar mesela ketebe mektubun. Mektubun mesela. Katele arkadaşlar mektulun. Hakeme mahkumun. Cehele mechulun. Ketebe yazdı. Mektubun yazılan. Katele savaştı, dövdü, öldürdü. Mesela öldürülen, savaşılan gibi. Hakeme hükmetti arkadaşlar. Mahkumun hükmedilen diyoruz. Yine bunun arkadaşlar bu şu şekli mesela çekimler normal gelecek burada. Az önce biz ismi failde kaç tane çekimimiz verdi? Sülasi mücerrette arkadaşlar. İsmi fail sülasi mücerret çekimimiz kaç taneydi? 6 tane. 9-10 tane. Sülasi mücerret. Sülasi mücerret. Ne diyorduk? Nasirun, Nasirani, Nasiruna, Nussarun. 10 tane. Evet, 10 tane arkadaşlar. İsmi failin sülasi mücerret çekimi arkadaşlar. Sülasi mücerret çekimi 10 tane. İsmi failin sülasi mücerret. Sülasi mücerret dışındakiler 6 taneydi arkadaşlar. Sülasi mücerret dışındakiler 6 taneydi. Şimdi de arkadaşlar hocam, bu ismi buyurun. İsmi faile bu tane dediniz ya 6 tane normal bir de 4'ü de kırık çok oldu değil mi? Aynen hocam. 4 6 normal 4'ü kırık çoğul. Bir de ismi failde sülasilerin dışındakiler de 6 tane çekerdi. Mesela sülasilerin dışındakiler ne olsun hocalarım? Mesela bir örnek verelim hemen. Ne diyelim? Muşahidun. Muşahidun, muşahidani, muşahidune, muşahidetun, muşahidetani, muşahidatun gibi. Yani sülasi dışında da 6 tane. Anlatabildim değil mi? Anladım hocam. Sağ olasın. Peki. Şimdi şöyle diyelim. İsmi mef'ulun çekimi nasıl olacak? Sülasilerdeki gibi böyle farklı çekimleri olmayacak arkadaşlar. İsmi mef'ulun çekimi 6 tane olacak. Yani müfret, tesniye mesela tesniye arkadaşlar. Bir de cem olacak. Yani müfret müzekker, müfret müennes, müfret tesniye müzekker, tesniye müennes, cem müzekker, cem müennes şeklinde sadece ismi mef'ulun 6 tane çekimi olmuş olacak. Peki nasıl olacak burada arkadaşlar? Yine ama burada ismi mef'ul kalıbında az önceki elif kurallarına dikkat edeceğiz tekrar. Mesela elifimiz varsa arkadaşlar mesela istagfera dedik arkadaşlar. Ne diyoruz burada? Hemen şunu atıyoruz kuralımız. Başına da mim getiriyorduk. Çok güzel hocam. Başına da mim getiriyorduk. Sondan bir öncekini esra yapıyorduk. Bir de tenvin koyuyorduk. Mustagfirun olacak. Peki mesela ekrame diyelim. Ekrame arkadaşlar. Ekrame diyoruz. Ekrame'yi nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine kuralımız şuydu. Elifi atacağız. Başına ötreli mim getireceğiz. Sondan bir öncekini meksur yapacağız. Tenvin yapacağız. Mukrimun. Bakınız mukrimun olacak arkadaşlar. Peki değerli hocalarım. Elif olmazsa ne yapacağız? Mesela diyelim ki şahede diyelim mesela. Ya da sa'ade diyelim. Sa'ade arkadaşlar. Sa'ade. Elif olmadığı için sıkıntımız yok. Hemen ötreli mim getiriyoruz. Musa'adun diyoruz arkadaşlar. Yani üç harflilerin dışında, sülasilerin dışında şuralar bizim için belirleyici oluyor. Esra olunca ismi fail, meftuh olunca ismi mef'ul diyoruz değerli hocalarım.
Tamam. Şimdi şurada tamam oldu. Müsaadenizle şimdi Emsile kitabına geçiş yapıyoruz buradan. Hemen burada Emsile kitabı. İsmi fail dedik arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? İsmi meful diyoruz. İsmi mefulun kırık çoğulu Emsile kitaplarında menasiru yazar diyor. Fakat uygulamada menasiru şu ya var ya arkadaşlar. Şu yağlı bazen kalıplar yağlı ve yağsız gelir önümüze. Hocamız burada bunu işaret etmek istiyor. Diyor ki bazı kalıplarda böyle yağlı da geldiği oluyor ve diyor uygulamada devamlı bu şekil gelir diyor hocamız. İsmi meful arkadaşlar hemen mensurun, mensurani, mensurune, mensuretun, mensuretani, mensuratun, menasiru kırık çoğul. Sadece burada bir kırık çoğulumuz var. Şurada menasiru örneğinde olduğu gibi değerli hocalarım. Fakat bunun dedik ya şeyi... Müzekker mi hocam? Hocam onu müzekker diyenler de var, müennes diyenler de var. Ama genelde öyle bir şöyle bir daha önceki kitaplarda biz onları müzekker diye yazmışız. Evet, daha önceki kitaplarda müzekker müennes yerinde yazar. Aslında bizim o klasik emsile kitaplarında bazen müennes yerinde yazıyordu. Ama hocalarımız işaret koyarlardı. Derdilerdi ki doğru olan ya da uygulamada müzekker olması. Burada da hocamız müzekker grubuna eklemiş. Gördüğünüz gibi burada da hocamız müzekker grubuna eklemiş diyoruz. Bura bitti arkadaşlar. Şimdi daha sonra müsaadenizle şöyle yapalım. Kur'an'ı anlamada temel düzey Arapça diyoruz ya arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada ismi meful kısmı da gelecek. Bakınız hemen burada ismi meful çekimi. Bunu hocalarımız bizler için daha önceden böyle bir ayarlama yapmışlar. İsmi meful olarak bizler için hazırlamışlar. Şuradan şimdiki dersimiz değerli hocalarım şöyle bir grup halinde işleyeceğiz de saat 9'a doğru geliyor. Yarına da bırakabiliriz ya da durumunuza göre bir bakalım. Şöyle burayı tamamıyla işleyeceğiz. Mesela şu ikili beraberdi. Ama şurası lem yensur. Şöyle diyelim. Lem yensur, lem ma yensur, ma yensuru, la yensuru, len yensure. Burası bir grup halinde. Şu dördü de bir grup halinde işlenecek. Yani bugün ben dersi müsaadeniz olursa burada bitirmek istiyorum. Sizler için uygunsa. Pardon.